Uşak ili Urbay ilçesi Karacaahmet köyündeyiz. Karacaahmet ismi genelde İstanbul'un en büyük mezarlığı olan Karacaahmet Sultan'dan kulaklarımıza kazınmış bir isim. Ve bu bölgenin Türk-İslam kültürüne uyuşmasında en önemli isimlerden bir tanesi. Karacaahmet köyü muhtarımla beraberiz. Burada bir şey var, el girecek kadar bir delik var. Bunun hakkında biraz önce bize bir şeyler anlattınız, tekrarlayabilir misiniz? Şimdi bu delik önceden çocuğu olmayan kadınlarımızın, ailelerin, çocuğu olmayan kadınların dilekte bulunup kırıyken burada elini sokuyorlardı boyunun içine. Evet. Buradan kadının eline ne gelirse ve bunu da ispatları vardı, yani gerçek olanları, çocuğu olmayan kişiler çocuğa kavuştular. Yani bir tapınak hanı bir ibadet duasını ediyordu. Yani burası bir şey yeri değil de. Bu delik nereye kadar gidiyor? Sonu var mı bunun? Sonu var galiba. Önceden gidiyorlardı. Tabii bir şey bilmiyoruz da bunu. Kadın eline soktuğu zaman kadın eline bir böcek, bir şey gelirse çocuğu oluyor. Abi, yani söylendi. Canlı bir şey gelmesi lazım. Belki canlı bir şey gelmesi lazım. Güzel, toprak. Çok güzel. Şimdi tabii bu şey olanlar durumu. Tabii olacak. Böyle bir durum. Yani böyle bir inanç var. İnanç değil de yani böyle bir rivayet vardı. Siz, ama buranın imamıyla ilgili bir şeyler anlattınız. Evet, buranın burada, 25 sene imamlığını yapan Bayram Turan var. Kışlaköylü. Evet. Burada 20 sene, burada 20-25 sene İmamlık yaptı. Bunu daha önce hiç çocuğu olmamıştı. Evet. Bu köye geldiğinde imamlık yaptıktan sonra iki tane fazla çocuk veriyorlar. Bir kız diyorlar. Hatta köyün ismini veriyor. Oğlunun ismini Ahmet. Kızın ismini çok Sultan. Çok güzel. Çok güzel. Hatta Salih'de oturuyorlar bilirsiniz. Evet, 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 aynen. Ve Eşmen'in bir köyünden geldi. Birkaç, yani buraya önceleri çok gelenler oluyordu. Bu 15-20 sene öncesi gelenler oluyordu. Burada duada bulunuyorlardı. Türlü isteklerde bulunuyorlardı. Hatta akli dengesi olmayanlar da gelip burada bağlanıyordu burada. Türbenin içerisinde biz bir tokmak gördük. O tokmağı alabilir miyiz? İçeri geçelim. Bu tokmak, bu tokmakta ruh hastalığı olanlar, işte akıl hastalığı olanların şifa bulduğuna inanılıyor. Muhtarım, bunun hakkında anlatabileceği bir şeyler var mı bize? İşte aklın dengesi işi olanlar gelip buraya bağlanıyordu. Bunun daha iyi, burada daha büyük bir iş, bunun daha büyüğü vardı. O için ona bağlanıp günde 3 sefer, 4 sefer bağlanıp ve gitler okur. Aklı dengesinin yerine geldiğini... Bağlanmak ifadesini biraz açalım. Nasıl yapıyorlar? İple mi bunu kendine bağlıyor? Nasıl yapıyor? Böyle mi yapıyor? Bağla yapıyorlar. Bunu iple veya da zincirle. İple veya zincirle vücuduna, vücuduna bağlıyorlar. Bağlıyorlar. Evet. Yani o bağlı kalıyor. Evet. Ne kadar kalkınca yaptığınız bir süre? Efendim, bir süresi yok. Kaç gün bunu tekrarlıyor? 3 gün tekrar. 3 gün tekrarlıyor. Hatta burada yattıkları falan oluyor mu? Yani gece. Evet, yaptıkları oluyor. Karacaahmet Sultan'ın mezar başlığı olduğuna inanılan bir mezar başı var burada. Sin deniliyor eski dönemlerde. Karacaahmet Sultan Bektaşi kültüründe çok önemli bir yere sahip. Ama mezar başlığı eğer doğruysa, dışarıdan getirilip buraya konulmadıysa, mezar başlığı kesinlikle bir Bektaşi kavuğunu andırmıyor. Burada mezarın içerisinde iki tane mezar var. Karacaahmet Sultan'ın annesi ve kız kardeşi olduğuna inanılıyor. Hemen bu tarafa geliyoruz. Burada Karacaahmet Sultan'ın el izi olduğuna inanılan bir koyu oğuk var. İnsanlar bu türbeye geldiklerinde elleriyle buraya dokunmak ihtiyacı hissediyorlar. Ayasofya cami olarak açıldığında Hızır Aleyhisselam'ın eliyle gelerek o delikten caminin kıblesini düzelttiğine inanılıyor. Aynı rivayet burada da karşımıza çıktı. Bu türbe yapıldıktan sonra kıblenin düzeltilmesi bu el işaretiyle buradan yapılmış önemli bir yer.